LTŞ Türkiye ekranlarından ve yemyeşil harika bir ormandan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Bu videomuzda Kane'a Bridge of Spirits'e bir bakış yapıyoruz. Geçen yıl PlayStation etkinliğimiz olan Future of Gaming etkinliğinde duyurulmuştu. Orta karar iyidir zorlukta, yeni bir oyuna başlıyoruz. Future of Gaming etkinliğinde ilk defa karşımıza çıkmıştı ve herkes gerçekten hayran kalmıştı görselliğine, animasyonlarına. Bir film gibiydi. Hikaye odaklı aksiyon, macera bir platform bizi bekliyor arkadaşlar. Başladık. Diyor ki benzersiz maskeler varmış ahşaptan oyulan ölülerin onuru için ve gizli tapınaklarda bulundurmuş ve onlar toza dönermiş zamanla. Bütün ruhlar tek başına yolculuk yapamazmış. Bazıları dönüşür, şiddetlenirmiş. Yani kapana kısılır ve şiddetli hale gelirlermiş. Yani tehlikeli hale. Ruh bekçileri ise bizim Kena gibi ne yaparmış? Onları barışçıl yolculuklarına devam ettirmek için görev yaparlarmış. Bunlara, bu insanlara da ruh rehberleri denirmiş. Bekçi değil, rehber. Biz Kena olarak oynuyoruz arkadaşlar. Bir ruh rehberiyiz. Böyle arafta kalmış, sıkışmış, şiddete düşmüş, çürümeye yüz tutmuş ruhları, varlıkları kurtarmak ana görevimiz. Ve oyun dünyasında görüp görebileceğiniz en tatlı yaratıklar olan rotları göreceğiz biraz sonra. Gerçekten onlara hayranım. Olağanüstü bir tasarım, rotlar. Çok seviyorum. Biraz sonra göreceğiz. Şöyle ilerliyoruz. Ritüel bir macera bizi bekliyor arkadaşlar. Belli oldu. İşte bunlar ruhlarını kaybetmiş, daha doğrusu benliklerini kaybetmiş, kapana sıkılmış, kısılmış herhalde ruhlar oluyor. Bunlara rehberlik yapmak, yolculuklarında bunlara rehberlik yapmak da bizim ruh rehberi olarak görevimiz. Yüzebiliyoruz da bak böyle. Oyunda zaten ilerledikçe arkadaşlar, L1'le bu arada şöyle bir titreşim yayıyoruz. Şu kapıyı hareket ettirdik. Bu büyülü taşlar, kapıda böyle işaretler var. Farklı bir alfabe gibi. Onları hareket ettirip açtı. L1 ile böyle bir daire açılıyor ve bir titreşim yayılıyor. Zaten oyunla ilgili bilgileri size aktaracağım arkadaşlar ilerledikçe. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'te oynayabileceksiniz. Kena Bridge of Spirits'i. Garip bir yere geldik. Bu kim? Niçin geldin? Buradaki acıyı hissedebiliyorum. Yardıma ihtiyacın mı var diyor. Yardıma ihtiyacın var mı? Acı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Kim bu be? Bu pek dost değil. Burası benim evim, benim köyüm. Sen buradan defol mu demek istiyorsun? Bu dost değil. Geri dön, ruh rehberi. Sen git buradan diyor. R1 ile hafif atak, R2 ile ağır atak. Hadi bakalım, ağır saldırı, hafif şu. Hafif. Hızlıyız ha, güzel. Bunlar da düşmanlarımızdan biri herhalde. Şöyle, bu da ağır atak. Şöyle hop. Bu arada oyunda dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikler desteği de var arkadaşlar. Şu anda bu asayı kullanırken tetikler beni basınçlarıyla uyarıyor. Güzel böyle basınçlar oluyor. R2 ve R2 düğmelerinde. Şöyle ağır atak da güzelmiş ha. 10 tane bir şey topladım orada. Onları öğreneceğiz. Hallettim. Neye gitti bunlar? Buradan devam. Bunları neyle yapıyorduk? L1 ile titreşim yayıyorduk. Bu böyle büyülü bir taş herhalde. Oyunun ortamı, atmosferi çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Böyle büyülü büyülü şeyleri de severiz yani. Bu açıldı. Bir de burada var. D3'te de koşuyoruz. Bunu da açtık. Bütün işaretler yandı kapıda. Tamam, güzel. Böyle hafif bulmacalar da var. Ya işte bir aksiyon, macera, platform, hikaye odaklı bir yapım kendisi. Ember Lab'in ilk oyunu bu arada arkadaşlar, onu da belirteyim. Bir daha basıyoruz. Aynen, L1'e bir daha basıp tekrar titreşim yollayıp büyülü kapıyı açtık. Hadi bakalım devam.
Müzikleri de çok güzel bu arada arkadaşlar. Yerel bir müzik topluluğu Gamelan Chudamani. Evet, Gamelan Chudamani topluluğunun müzikleri var oyun içinde. Müzik albümde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel müzikleri var. Ben dinleyeceğim. Aa, işte trailerlarda gördüğümüz o harika yemyeşil orman. Ya gerçekten çok büyülü bir havası var bu oyunun ya. Hani böyle hep deriz ya arkadaşlar, İşte animasyon film gibi, animasyon gibi yapmışlar oyunu bak. Gerçekten o sözün hakkını veren nadir oyunlardan, gerçekten animasyon bir filmin içindeyim sanki. Harika gözüküyor ya, harika yani. O çocuklar neydi? Ha, üçgenle etkileşime geçiyoruz. Aa, tiplere bak, yumurcaklara bak. Oyunun çizimleri falan çok tatlı ya. Aa, burada bir yerde olduğunu söylemiyor. Burada bir yerde gördüm diyor. Bir arıyorlar. Onu buralarda gördüm dedi. Nereye gittik şimdi? Bir arıyorlar. Aa, Allah'ım çıktı. Ya tipler. Rot. Ya ben bunlarda ev alıp beslemek istiyorum. Var mı öyle bir opsiyonumuz? Çok tatlısın ya. Rot bu işte arkadaşlar. Yani biliyorsunuzdur tabii. Zaten herkes hayran bunlara yani şu an. Çocuklar da çok tatlı. Hepsi birbirinden tatlı. Oyun tatlılık akıyor yani. Merhaba. Burada dedi. Aa, arkasında bir maske var. Ona işaret ettiğine göre önemli bir şey o maske. Ne güzel baktı. Şimdi. Allah, ben seni yerim ya. Gel buraya. Buraya gel. Leybirli etkileşime geçiyormuşuz Rod'la. Heh. Böyle bir etkileşim kurduk. Collect. Heh. Topluyoruz. Geldi, tipini yedi. Çok güzelsin ya. Brrr. Sesi de çok güzel. Brrr. İnsan buna bakmaktır, oynayamaz ya arkadaşlar. Baksana gözlerin güzelliğine. Boncuk boncuk. Her şey yolunda dedik. Ne oldu burada küçük adam? Yani adam dedi, küçük tatlış dedi. Ne oldu burada? Bak bir de sevdiriyor kendini. Aa, elimizde bir şey var. Damarlarımız mavi mavi. Biz farklı bir türüz anlaşılan. Bir ruh rehberi Kena. Arkadaşımız oldu. Zaten bunlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yoldaşlarımız, rotları topluyoruz. Onları toplayarak bir ordu, küçük çaplı bir ordu kuruyoruz kendimize. Ve bu çürümüş topraklardaki bu eski medeniyetteki gizemleri araştırıp bu köye ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bir ruh rehberi olarak çürümüş bu ormanı kurtarıp bu çürümüşlükten ruhlara yardım ediyoruz. Onlara yoldaşlık yapıyoruz. Rotlular sayesinde. Oyunun kısaca özeti bu diyebilirim arkadaşlar. Kısaca özetlemem gerekirse. Şimdi nereye gidiyoruz sevgili Rotçuğum? Ya bakayım, beni takip ediyor değil mi bu? Burada güzel güzel bir şelalemiz var. Buradan mı gideceğiz? Ya biz oradan geldik zaten. Bakayım buradan tırmanıyor mu? Yo, burası yüksek. Ha, bir dakika. Böyle etkileşime geçince ne oluyor? Ha, burada geçeceğim etkileşime. Ha, tamam. Tamam. Ya, çift zıplamamız da varmış. Hop. Bak bak, omzumda. Bak nasıl zıplıyor. Bu galiba ana rot. Yani onların lideri. Lideri demeyeyim de. Bizim ana yoldaşımız galiba bu rot. Ha, yakaladım. Ha, geldi geldi, kaç diyor burada. Ya kaçmayın. Ama bu çocuklar da yok oluyor ha. Müzikler de şahane. Ha, burada yine büyülü taşlar. Bir çeşit alfabe var. Ha, bir rot daha bulduk. Böyle farklı bir ışıldayan bir şey görseniz L1'e basıp etkileşime geçip üçgenle de topluyorsunuz arkadaşlar rotları. Bir oldu. Aa bak, onu rottan saymadı. Yani şeyden, ordumdan, takımımdan saymadı omzumdakini. O benim ana yardımcım demek ki. Bir tane topladık bakayım. Bunlar biraz daha büyük. Omzumdaki daha küçük. Ya çok tatlı.
Dur bakayım şöyle. Sana vurmak istemedim. Yakından bakmak istedim. Gözleri boncuk boncuk. Şimdi nereden? Buradan herhalde. Aa, gizlen diyor. Beğeniymiş birinin adı. Ya gizlenmeyin, dur onları takip edeceğim herhalde. Tabii bu arada rotları da toplayacağım. Hah, bir tane daha çıktı orada. Işıldıyor. Alalım. Evet, böyle küçük parlama noktaları, ışıldaklar görünce L1 ile onları toplamaya başlayacaksınız arkadaşlar. 2 tane oldu rot. 5 tane istiyor galiba. Ve o bölgeden bölgeye de değişecektir. İşte bu bölgede 10 tane rot var. Şu bölgede 20 tane var gibi. Bu çocuklar nerede? Ben oradan gelmiştim sanırım. Nerede bu yaramazlar? Bu bıdıklar nerede? Şuradan geldim. Hah, burada da taşlar var. Vırırırt. Atıyorlar bir de bak. Ha, bir dakika, döndüm galiba. Evet, buradan geçmiştim demin. Bunlar ne? Ha, burada da varmış. Tamam. Bir tane daha bulduk. Oyun bu noktada bizle rotları tanıştırıyor sanki arkadaşlar. Ha, rotla etkileşime geç diyor. Ha. Sağ dijitalle etkileşime geçtik, dans ettirebiliyoruz mesela. Dur bakayım. Böyle öpücük mü atıyorlar? Ha, benim yanımdaki rotu seviyormuşuz böyle, tamam. Diğerleri değil. Ha, böyle bana öpücük, bak bak, kalp yolluyorlar. Ulan var ya, tatlılıktan yıkılıyorsunuz ya. Bu ne? Sineğiz hapşurma mı? Hapşuruyor. Çok yaşa yavrum. Hadi gidelim. Var ya. Bunlara bak da oyunu oynayamıyorum. Şimdi, aha. Bak bak oradalar. Aa, orada kırmızı. Aha işte. Çürümüşlük orada. Onları göreceğiz zaten birazdan sevgili arkadaşlar. Bakalım bu köye, bu büyülü ormana ve bu köye neler oldu? Neden çürümüşlük var? Hepsini yavaş yavaş oynadıkça anlayacaksınız ama bu bir ilk bakış olduğu için tabii ki her şeyi size gösteremeyeceğim. Takdir edersiniz ki. Bir tane daha rot bulduk. 4 oldu. Güzel. Son bir rotum kaldı. Ha, burada bir çıkış yok. Demek ki son bir tane daha bulacağım. Sonra o çürümüş bölgeye gideceğim diye algılıyorum şu anda. Bakalım doğru mu? Böyle bir hafif rüzgar da estiriyorum. Oradan gelmiştik. Ve lanet burada. Aa, burada mavi şeyler var. Bir dakika. Hah, aynen. Orada zaten böyle mavi büyülü taşlar görüyorsanız ya da yazılar, öyle anıt gibi, L1 ile etkileşime geçeceksiniz onlarla. Etkileşim yollayacaksınız onlara. Hah, bir rot daha mı? Hah, bir rot daha, vallahi ışık çıktı. Evet, bütün rotları topladık arkadaşlar. Bu bölgeye bizden 5 rot istiyordu. 5 tatlı rotumuzu da topladık. Ha, level 1 oldular. Ha, rotlar şimdi daha fazla aksiyon gösterebilir diyor. Rotlar yardımcı olabilir sana diyor. Ha, takımın büyüyor diyor. Tamam, rotlar aksiyon gösterebilir artık, sana yardımcı olabilir, yani eylemde bulunabilirler diyor. Kare ile rotları çevredeki objelere gönderebiliyormuş. Ha, daha fazla aksiyon kazanmak için, yani level arttırmak için ve daha fazla aksiyon için rot toplamaya devam et diyor. Rot topla bol bol. Tamam. Rot toplayıp daha fazla aksiyon, daha fazla heyecan demek ki beni bekleyecek. Hadi bakalım. Şimdi o zaman şu çürümüşlüğe gidebilir miyiz? Gidebiliriz herhalde. Ha, şöyle. Bakın orada rot işareti çıkıyor. Kareyle hop rotları oraya gönderiyorum. L1 ile de hop ölü bölgenin kalbini patlatıyorum.
Ha, ölü bölgenin kalbiymiş orası. Tamam, bak çürümüşlük gitti, yemyeşil oldu. Tamam, robotlar bana bayağı yardımcı olacak o zaman bu oyunda. Tam bir yoldaş, tam bir ekip işi, hadi bakalım. Ya gerçekten atmosfer şahane, oyun çok sardı. Çok güzel başladı. Oralarda farklı robotlar var mı? Şöyle. Ha, bu arada platform öğeleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırmanma, çift zıplama gibi tırmanma platform öğeleri de olacak oyunda. Ha, aynen. Tam dediğimin üzerine geldi bu. Bir zıplayıp şöyle kenarlara tutunabiliyoruz ama bir dakika. Ha, tam üzerine doğru. Burada da biraz akrobasi bizi bekliyor tabii. Aa, bir dakika. Müzik ciddileşti. Bir dakika. Aksiyon başlıyor. Bakın robotlar bize burada nasıl yardımcı oluyor. Düşmanlar çıktı. Robotlar korktu ve gizlenmeye başladı diyor. Gizlendi. Saldırırsan düşmanlara saldırı diyor. Şey inşa eder. Cesaret. Savaştıkça cesaret toplayacakmışım. Robotların aksiyonları olacak böylece. Tamam. Savaştıkça cesaret toplayacağım. Cesaret damlaları diyor. Dünyadan bulunabilir. L1'le tam cesaret damlaları toplayacağım. L1'le daha az aksiyon. Tamam. Şimdi o zaman savaştıkça cesaret damlası dediği ölmemiş o. Bir dakika ya, sen kime vuruyorsun? Şu sarılar. Rotlar hazır diyor şimdi. Tamam. Ölü bölgenin kalbini evet rotlarla yok edebilirsin diyor. Tamam kareyle yolluyorduk zaten. D2'ye basılı tutarak da eğim al diyor. Düşmanlara gönder rotları, onları oyalıyor. Tamam, güzel. Onların üzerine salıyoruz. Nasıl? L2. Bak onları tuttu. Rotlar. Güzel, tamam be. İyi ya, yardımcı oluyorlar. Şu sarı daire var hemen altta arkadaşlar, kare. Rot simgesinin bakın yanında. Onlar bana cesaret damlası veriyor. Cesaret küresi diyebiliriz onun için. Konuşurken L1 ile böyle de şey yapabiliyorum. Koruma kalkanı yapabiliyorum arkadaşlar. L1'e basılı tutarsam onu da unutmayın. Hop koruma kalkanı. Böyle bir de sana ağır saldırımla vurayım da. Şuraya L1 ile gönder. Kareyle gönder, L1 ile patlat. Tamam. Bak kalkanı tam zamanda yaptım. Budur be, gitti. İşte şu sarı daire benim cesaret kürem diyebiliriz arkadaşlar. O dolunca rotlar hazır demek, üzerlerine yollayabiliyoruz düşmanların. Şuraya da şimdi yollayalım. L1 ile patlatalım. Güzel. Evet oynadıkça açılıyor zaten oyun. Yeni yetenekler, zaten yeni hareketler öğrenecektir karakterimiz. Yani Kayna. Rotlar da tabii ki. Böylece daha zevkli bir oyun olacaktır. Ya oynadıkça biliyorsunuz bütün oyunlar aynı mantık. Oynadıkça açılacak ve daha da zevkli hale gelecek. Bu arada gerçekten DualSense'in uyarlanabilir tepkiler ve dokunsal tepki ve özelliği güzel işlenmiş. Embirleve de buradan tebrikler. İlk oyunları olmasına rağmen böyle bir atmosfer sundukları için gerçekten teşekkür ederiz yani. Rotlar gerçekten güçlüdür diyor. Objeleri, çevredeki objeleri taşıyabilirler diyor. Tamam şimdi kareyle gönderdim. L2 ile diyor eğim al, şöyle bir hedef belirle. Oraya taşıma emri ver diyor. Tamam, ne yapacağız? Nereye taşıyacağız? Şurada. Şurada tırmanma yeri var, bakın işaretten belli. Buraya. Taşıyın yavrularım buraya. Bakayım nasıl taşıyorsun. Bak ne tatlı. Bak ya, bir de benim için taşıyorlar ya yavrularım. Oraya taşıyınca relays yapacağım. Tamam. Buraya bırakın diyeceğim. Bunlar bir de bana taşıma yapıyor ya. Bunlar nasıl yaratıklar ya? Bir dakika, şuradan gideceğiz. Biraz geriye mi bıraktırmışım? Dur bakayım. Sanki biraz geride ya. Evet. Dur, bir daha taşıttıracağız.
kareyle kullanıyoruz. R2 ile şu. Şuraya sanki. Bırakın. Zıplayamadım sanki çünkü öyle. Hayda, dur bakayım. Heh, evet, biraz geriden yapacağız. Şimdi. Nerede bunlar? Takip ediyor değil mi? Kaç tane olmuş? Bak tiplere bak, nasıl bakıyorlar ya. Gözleri çok güzel. Burada. Gördüm seni. Vırr. Vırr. Ha, bu benim asıl yardımcım da arada işaret ediyor ha. Işık atıyor bana. Aa, bir dakika. Bunları yok edebiliyor muyuz? Aa, bu yok edilmiyor ya. Oo, zarar veriyor bir de yanık. Aha, o deminki adam. Deminki garip maskeli adam. Oo, büyük savaş mı geliyor? Arkadaşlar, büyük bir savaş mı başlıyor? İzin ver, yardım edebilirim sana diyorum. Ha, ruhları iyileştirebilirim ve ormanın dengesini tekrar ormanı tekrar dengeye getirebilirim. Senin türünü biliyorum. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand. Gücü hissedebiliyor musun? Şey diyor, burada gücü hissedebiliyorsun ama tam anlamıyorsunuz dedi. Yani tam anlamıyorsun diyor. Buradaki gücü hissedebiliyorsunuz ama tam anlamıyorsun bunu diyor. Ne demek oldu? Ha, bu da ölüm ve çürüme. Bütün burayı zaten ele geçirdi diyor. Bu yer iyileşebilir diyor. Burada kalmamalısın ruh. Harekete geçmelisin. You are the one who does not belong. Aa, burada kalmamalısın dedik ya, kızdı o da. Asıl sen buraya ait değilsin. Halkımı asla terk etmeyeceğim. Halkımı terk etmeyeceğim. Onların lideri gibi bir şey mi? Bu köyün halkına ne oldu? Bu insanlara, bu ruhlara ne oldu? Bu çürümüşlük neden buraya hüküm sürdü? Yavaş yavaş anlayacağız. Road. L1'le evet, kalkan yapıyorduk. Heh. Peri yaptım. Güzel. Yuvarlakla dodge atıyoruz. Hop. Zamanında. Aman. Zamanında L1'le kalkan yapıp. Oo, kalkanı da delebilir. Kalkanın da bir süresi var. Altta kırmızıda kalkanın süresi anladığım kadarıyla. Bir dakika. Bir dakika. Şey kalmamış. Buna rot yollayamıyoruz. Aman. Bir dakika. Bir dakika. Koruma yapamıyorum şu anda. Tam zamanda yaptık. Yan sağlığım kötü ha. Sağlığım artıyor. Öldün mü? Bu sefer hallediyorum, hadi bakalım. Madem yardım istemedin, sen kaşındın sevgili maskeli arkadaşım. Bu sefer hallediyorum. Ne yapıyorum? Seni indiriyorum ve bu çürümüşlüğe bir son veriyorum. Hadi bakalım. L1'le kalkan da yapıyoruz. Aman, tam zamanda dodge atmak lazım. Şimdilik vur kaç değil. Zamanda halkanı açarsanız tabi. Hop. Uf, son anda. Zamanda halkanı açarsanız da peri yapıyormuş. Şimdi dur. Bu biraz. Oyt. Biraz sinirli çıktı bu kardeş. Peri yaptık. Şöyle ağır saldırı. Evet, güzel. Vur combo. Güzel. Tam zamanda kalkanı açık peri yaptık arkadaşlar. Güzel oldu bu. Kaç. Oh. Hallettik. Bitti. Budur be.
Oh, kimsin sen ya? Budur. Maskeli kardeşi yok ettik. Şimdi rotlarımızı kullanalım. Ve çürümüşlüğü yok edip ortamı yemyeşil harika bir ormana çevirelim. Budur. Ne oldu? Senin tipini yiyeceğim ben. Senin de, senin de, hepinizin. Abi gerçekten çok güzelsiniz ya, çok tatlısınız. Oyun dünyasının en tatlı yaratıklar arasında ilk beşime girdi bile arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Siz de çok sevini bulduysanız yorumlara yazın yani. Gelebilirsin dışarı diyor. Şimdi güvenli. Aa bak, sahaya temizledi zehri diyor. Yaratıklar yiyebilir şimdi diyor. Etraftaki meyveleri, çimenleri falan yiyorlar herhalde. Onları seviyorlar diyor. Adım Kayna. İkiniz bu ormanda tek başınıza ne yapıyorsunuz diyor. Bizim hakkımızda endişelenme. Biz uzun zamandır zaten buradayız ve kendimize dikkat ediyoruz. Bunu görebiliyorum. İkiniz de çok güçlü gözüküyorsunuz dedi. Evet, çok güçlü gözüküyorlardı. Bu maskeli adam kim biliyor musunuz dedi. Bilmiyoruz dedi ama o çıktığı zaman zehir daha da güçleniyormuş. Buradaki zehir. Sen bu ormanda ne yapıyorsun? Tapınak. Dağdaki gizli tapınağı arıyormuşum. Beni oraya götürebilir misiniz? Dağdaki gizli tapınağı arıyormuşuz arkadaşlar. Dağdaki tapınağa gitmek istiyorsan önce bize bir yardım etmelisin diyor. Bir konu hakkında, bir şey hakkında. Kardeşimiz Taro. Ormanın derinliklerinde Taro isimli kardeşleri olmuş, kaybolmuş, yani tuzağa düşmüş. Tuzak değil de yani kayıp olmuş. Onun yardımına, onun senin yardımına ihtiyacımız var onu bulmak için diyor. Harika fikir Seiya. Onun için kolay olacaktır. Görmedin mi diyor, o baston adamı, sopa adamı nasıl halletti. Taro'yu bulmamıza yardım edersen diyor, dağdaki tapınağa götürebiliriz seni. Yani bir anlaşma yaptık bıdıklarla. Gel, köyümüz bu tarafta diyor. Bu tatlı bıdıklarla da bir anlaşma yaptık arkadaşlar. 8 tane rot bulmuşum bu arada. Onlar bizi dağdaki gizli tapınağa götürecek. Herhalde yolumuz burada. Biz de onlara kardeşlerini bulmada yardımcı olacağız. Güzel. Evet, hikaye de güzel başladı. Zaten atmosferi, animasyonları falan şahane. Evet ya. Elinize sağlık ya gerçekten. Amber Lab, tebrik ediyoruz. Çok tatlı bir oyun olmuş. Kayna Bridge of Spirits. Böylece başlamış oldu. Ama bu videomuzun da tabii bu sonunu işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz tabii ki. Tabii şu güzel manzara size göstermeden bırakır mıyım videoyu? Bırakmam. Bakın, şahane. Evet, bir anlaşma yaptık bu bıdıklarla da. Ben onların kardeşlerini, abilerini bulmalarında yardımcı olacağım. Onlar da beni dağdaki gizli tapınağa götürecekler. Anlaşmamız bu. Evet arkadaşlar, oyununuzu hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 üzerinde oynayabilirsiniz. 21 Eylül'de beğeninize sunuldu Kayna Bridge of Spirits. Bizden şimdilik bu kadar diyorum. Şu manzara, şu şahane manzara eşliğinde. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip unutmayın sevgili arkadaşlar. Orman da çok güzel ya. Gözümü oradan alamıyorum bu arada konuşurken tabii. Dediğim gibi bizden şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Evet, gelin bakalım bıdıklar. Diğer bıdıklar nerede ya? Rotlar, sizi var ya eve alıp besleyeceğim. Çok tatlısınız. Village. Demek ki köye giriş yaptık. Yol burada. Haydi bakalım. Beni takip edin bıdıklar. Şu yürümüşlüğü bir temizleyelim.